أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد إذا وقعت الواقعة ليس لوقتها كاذبة خافضة رافعة إلى آخر الآيات صدق الله العظيم محترم مؤمنler okuduğumuz bu ayetler kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Vakıa suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. İnşallah bu hafta bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek? Bize hangi şerefli bilgileri sunacak? İnşallah okumaya başlıyorum. İze vaka'atil vaki'a. Gerçekleşmesi mutlak olan vakıa gerçekleştiği zaman. Vakıa kıyametin isimlerinden birisidir. Kitabımızda Rabbimiz kıyamete değişik isimler vermiş. Onlardan birisi de vakıadır. Vakıa gerçekleştiği zaman leyse li vakaatiha kâzibe, onun vukuunu yalanlayacak yoktur. Şu anda insanlar onu yalanlayabilirler. Olmaz böyle şey. Gelmez böyle şey. Kıyamet mi? Siz onu bizim külahımıza anlatın. Biz böyle bir şeye asla inanmayız diye. Şu anda insanlar onu yalanlayabilirler ama kıyamet gerçekleşmeye başladığı zaman, onun ucu göründüğü zaman kimse onu yalanlayamaz. Kimse onun etkisinin dışında kalamaz. Hafizatun rafi'a, o kıyamet günü alçaltıcı ve yükseltici bir gündür. O gün kimiler yükseltilecek, kimiler de alçaltılacak. Allah'a iman eden, Allah karşısında bel kırıp boyun büken, secde ve rükulara giden Müslümanlar, mütevazi bir tavır takınan Müslümanlar o gün yüceltilirken, Allah karşısında gururlu, kibirli olanlar da o gün alçaldıkça alçaltılacak. Azizler o gün dünyada aziz bilinenler zelil, zelil bilinenler de aziz olacak. İzzeti ve şerefi Allah'ta görenler yüceltilecek, İzzeti ve şerefi Allah'tan başkalarında görenler de alçaldıkça alçaltılacak. İze ruccetil ardu racca. Yeryüzü şedid bir sallanmayla sallandığı zaman. Şu lokal sallanmalar gibi değil. Zelzeleler, depremler oluyor ya, onlar gibi değil. Yeryüzü tümüyle çalkalandığı zaman. Ve bussetil cibalu bessa. Dağlar da paramparça parçalandığı, fekanet hebaen munbessa, toz duman haline geldiği zaman, yani dağların dağlığı bittiği zaman, dağların misyonu bittiği zaman. Neydi dağların misyonu? Allah diyor ki kitabımızın bir başka suresinde, uzayda boşlukta dönüp duran dünyaya bir balans ayarı yapmak istedik de, onu dengede tutmak için dağları kazıklar olarak yeryüzüne çakıverdik diyordu ya Rabbimiz. İşte kazıklar söküldüğü zaman çadır ne hale gelir? Dünya nasıl bir hercümerce maruz kalır? İşte Rabbimiz onu anlatıyor. Ve kuntum ezvacen felâfe. Bütün bunlar olup biterken siz de üç grup olursunuz. İnsanlık üç grup halinde mahşer yerine gider. Neymiş o gruplar? Birinci grup fe ashabul meymeneti ma ashabul meymene.
şu Meymene ashabı, Yümün ashabı, bereketli insanlar, mutlu insanlar, bahtiyar insanlar ya da yemin kökünden gelir, defterlerini sağlarından alan Müslümanlar. Yaşadıkları Müslümanca bir hayatın neticesi defterlerine sağlarından irdirilen müminler. Ashabul yemin, ma ashabul yemin, ne mutlu şu yemin ashabına. Birinci grup bunlar. Ve ashabu şimali, ma ashabu şimal. İkinci grup da şom ağızlılar, şom talihliler, kem talihliler, bedbahtlar, mutsuzlar ya da yaşadıkları kafirce, zalimce ve müşrikçe bir hayatın neticesi defterlerini, amel defterlerini sollarından alanlar. Amel defterlerine sollarından irdirilen solcular. İkinci grup da bunlar. Üçüncü grup da وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. Üçüncü grup da ileri geçenler, öne geçenler, öncüler. Allah'a iman konusunda kimseyi beklemeden en önce imana koşanlar. Kimseyi beklemeden iman edenler, takva konusunda en önde olanlar, cihat konusunda en önde olanlar, teslimiyette en önce olanlar, iffette, namusta, hayada en önde olanlar, cennete en önce girecek olanlar. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ İşte onlar da sabikundur. اُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ Onlar mukarrabundur. Yani Allah'ın huzuruna aldıkları, Allah'ın kendisine yakınlaştırdıklarıdır onlar. Kurban kelimesi de aynı kökten gelir. Kurban Allah'a yaklaşma vesilesi, yaklaşma sebebi. Mukarrabun da Allah'ın mahiyetine aldıkları, bendensiniz dedikleri ve Allah'ın kendisine yakınlaştırdıklarıdır onlar. Bakın, üç grup olacakmış insanlar. Sonuncu grubu anlatmaya başlıyor Rabbimiz. Neymiş o sabikun denen ya da mukarrabun denen insanların neticesi ne olacakmış? Bakın Allah şöylece anlatıyor. Fi cennatin ve naim. Onlar nimet cennetlerindedirler. Nimetlerle dopdolu, nimetlerle meşbu cennetlerdedir onlar. Yani onların cennetteki mükafatları sorulmaz ve sayılmaz. Şu da var mı, bu da var mı diye sorulmaz. Her şey var. Nimetlerle dolu cennetlerdedir onlar. Thülletun minel evvelin ve kalilun minel ahirin. Bu sabikun olanlar, mukarrabun olanlar, yani cennete ilk önce girecek olanların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir. Allah öyle diyor. Thülletun minel evvelin ve kalilun minel ahirin. Onların çoğu öncekilerden, önceki toplumlardan, önceki ümmetlerden, azı da sonrakilerden. Öncekilerle Rabbimizin kastettiği şu kitabın indiği dönemden önce yaşayanlar, Hazreti Adem aleyhisselama kadar önceki elçilerin toplumları, sonrakilerden kasıt da şu kitabın inişinden sonra kıyamete kadar gelecek olanlar. Bakın, sabikun olanların çoğunluğu öncekilerden, azı da sonrakilerdenmiş. Bakın, önceki toplumlarda Müslümanlar çok azdı. Mesela bir Nuh Aleyhisselam'ın toplumunu düşünün. Herkes kafir. Müslümanların sayısı sadece 80 kişi. En yüksek rakama göre 80 kişi. Yani bir geminin alacağı kadar Müslüman var yeryüzünde. İşte bunların 80 kişinin çoğunluğu sabikun yani mukarrabun, yani 50 kişisi sabikun yani mukarrabunmuş. Geri kalan 30 kişisi de ashab-ı yeminmiş. Yani oran olarak anlıyoruz bunu. Biraz daha beriye gelin. Mesela bir Hud peygamber dönemine gelin. Ad kavmine gelin. Hud aleyhisselama o zor gününde iman eden Müslümanların sayısı çok azınlıkta. Bir 15-20 kişi, bilmiyoruz, Allahu alem. İşte bu 15-20 kişinin çoğu mukarrabundan, sabikundan, azı da ashab-ı yeminindenmiş. Biraz daha beri gelin. Mesela Lut aleyhisselam dönemine gelin. 3 tane Müslüman var toplumda. 2 kızı, bir de babası Lut aleyhisselam. Karısı da kafir. Toplumda sadece 3 tane Müslüman var. Bunun 3'ü de ashab-ı mukarrabundan, yani sabikundandır. Bir böyle anladık. Yani oran olarak
önceki toplumların Müslümanları içinde sabikun olanlar ya da mukarrabun olanlar çoğunluktur. Ashab-ı yemin olanlar da azınlıktır. Böyle anladık. Bir ikinci anlamıyla bunu şöyle anladık. Öncekilerden kasıt bu ümmetin ilkleri, yani sahabe-i kiram efendilerimiz. İlkler onlar. Sonrakilerden kasıt da işte bizler, yani kıyamete kadar ümmeti Muhammed'in gelecek olanları. Demek ki öncekilerden çoğu, azı da sonrakilerden ifadesini şöyle anlıyoruz. Zor zamanda Peygamber Efendimiz'e iman edenler, Mekke'de ben Müslümanım diyenler, adeta işkenceye adaylığını koyanlar, elbette onlar mukarrabun olacaktı. Elbette onlar sabikun olacaktı. Yani mukarrabunun, cennete ilk girecek olanların, öncülerin çoğunluğu öncekilerden, yani bu ümmetin ilklerinden, sahabe-i kiram efendilerimizden, tabi'in ve tebe-ü tabi'in efendilerimizden, azı da daha sonrakilerden. Bir de böyle anlıyoruz. Ala sururim mevdune. Onlar altın, gümüş, inci, mercan, zebercet işlemeli, kakmalı tahtlara kurulmuşlar. Müttekiine aleyha mütekabilin, ve karşılıklı otururlar. Kiminle karşılıklı? Eşleriyle, hanımlarıyla, kocalarıyla. Dünyada birlikte cennet kazanma kavgası verdiği arkadaşlarıyla, dostlarıyla karşılıklı köşklere oturur onlar. Yetufu aleyhim vildanun muhalledun. Onların etraflarında tomurcuk gençler tavaf ederler. Allah Allah. Ölümsüz gençler, tomurcuk gençler o müminlerin etraflarında hizmete amade döner dururlar. Bi ekvabin ve ebariqa ve ke'sin min ma'in. Ellerinde bembeyaz bir kaynaktan doldurulmuş ma'in şarabı dolu kaseler, kadehler ve ıprıklarla o Müslümanların etrafında tomurcuk gençler tavaf eder dururlar. Efendim, bir istediğiniz mi vardı? Efendim, şu ma'in şarabından biraz daha içer miydiniz? Efendim, bir de rahik diye bir içkimiz var, onun da tadına bakar mıydınız? Efendim, bir de selsebil diye şarabımız var, ondan da tatmak ister miydiniz diye o Müslümanların etraflarında tomurcuk gençler hizmete amade döner dururlar. Ama la yusaddauna anha ve la yunzafun, o içki Allah'ın cennette o mümin kullarına sunduğu içkiler ne baş ağrısı verir ne de insanı sarhoş eder. İçki deyince sakın dünyadaki içkilere benzetmeyin. Dünyadaki mey meclislerine benzetmeyin. Ve fakihetin mimma yetehayyarun, bir de seçecekleri Müslümanların seçimlerine bırakılmış meyveler var. Ve lahmi tayrin mimma yeştehun, bir de canlarının çektiği, iştahlarının çektiği kuş etleri, her tür kuş etleri. Allah Allah. Ve lahmi tayrin, kuş etleri. Ya bir keklik eti olsaydı da yeseydik. Efendim, haşlanmış mı istersiniz yoksa kızartılmış mı? E canım, fazla mal göz mü çıkarır? İkisi de gelsin diyecekmişiz. İkisi de gelecekmiş. Ya bir de bıldırcın eti olsaydı, yağlı ve çok tatlı. Efendim, nasıl istersiniz? Gelsin, nasıl olursa gelsin. Gelecekmiş. Bir de üveyik eti olsaydı da yeseydik. Yani ne kuş aklınıza geliyorsa, hangi tür bir kuş aklınıza geliyorsa, bir de öbür tarafta daha ne tür kuşlar var onları da bilmiyoruz. Ve lahmi tayrim mimma yeştehum. Ve hurun ayn. Bir de iri gözlüler. Gözlerinin siyahı tam siyah, beyazı da tam beyaz, iri gözlü dilberler, iri gözlü huriler. Ke emsalil lu'lu'il meknun, sanki sedefte saklı inciler gibi. Yani onlar güzellikte sedefte saklı inciler gibi, ya da zata mahsus olmada, sadece kocalarına mahsus olmada, sadece efendilerine ait olma konusunda sanki sedefte saklı inciler gibi. Ne bir insan gözü değmiş, ne bir cin eli değmiş, üzerlerine göz değmemiş, gün görmemiş tertemiz eşler. Cezaen bima kanu ya'melun, işledikleri amellere karşılık Rabbimiz işte sabikun denen ya da mukarrabun denen o müminlere bunları lütfedecek.
La yesmeûne fîhâ lagven ve la te'thîmâ. Orada müminler, o cennette boş bir söz de işitmezler. İnsanları günaha sokacak bir söz de asla işitmezler. Orada boş söz de yok. Orada günaha sokucu söz de yok. Çünkü o Müslümanlar o cenneti boş sözlerle kazanmadılar ki hovardaca o boş sözlerle o cenneti harcasınlar. Cenneti dolu sözlerle kazandılar. Orada da boş söz yok, dolu söz var. Peki dolu söz neymiş? İlla qilen selamen selama. Cennetin parolası, cennette işitilecek en çok söz selam ve aleyküm selam. Selama karşılık selam. Esselamu aleyküm ve aleyküm selam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selamen selama. İşte bunlar sabikun olanlar. Bunlar mukarrabun olanlar. Sürekli Rabbimize şu duayı yapalım. Ya Rabbi bizi de onlardan eyle. Eğer sabikundan olamamışsak bile, eğer mukarrabundan olamamışsak bile, hiç olmazsa ya Rabbi bizi ashab-ı yeminden eyle diye dua edelim. Şimdi de ashab-ı yemini, yani sağ ashabını, amel defterlerini sağından alacak müminleri anlatmaya başlayacak Rabbimiz. Bakın şöyle buyuruyor. Ve ashab-ül yemin, ma ashab-ül yemin, ne mutlu şu yümün ashabına, şu bereketli ashaba, şu defterlerini sağından alan savcılara ne mutlu. Neymiş onların durumu? Fi sidrim mahdud. Onlar dalbastı kirazların altındadırlar. Kirazlar aşağıya doğru dalları sarkmış, Müslümanların ağızlarına doğru yaklaştırılmış, dünüv kazandırılmış. Fi sidrim mahdud. Onlar dalbastı kirazların altında ve talhin mendud, bir de salkımları aşağıya doğru sarkmış muz ağaçlarının altındadır onlar. Ve zillin memdud, bir de uzatılmış gölgeliklerin altındadır onlar. Uzatılmış gölgeler. İnsanın içine kadar sinmiş, insanın ruhuna kadar sinmiş, yani insanın içini ve dışını kaplamış gölgeler. Gölge bir nimettir ama bizim coğrafyada gölgenin bir nimet oluşunu anlamakta zorluk çekeriz. Ama bir tropikal bölgeye gidin, mesela ekvator bölgesine gidin, şöyle 50-60-70 derece sıcağın altında bir ağaç gölgesi, bir duvar gölgesi, bir bulut gölgesi, bir ev gölgesi ne kadar değerli, ne kadar kıymetli. Kur'an evrenseldir. Bütün dünya insanlığına hitap ettiği için bakın burada gölgeye de dikkat çekmiş. Ve dillim memdud. Uzatılmış gölgeler. Ve ma'im meskub. Bir de çağlayıp duran sular. Sular varmış orada çağlayıp duran. Üstelik anlayabildiğimiz kadarıyla cennette yer çekimi kuvveti de olmadığı için yerde değil ağzımıza yakın bir bölgede şöyle yanı başımızda sağımızda solumuzda akıp duran ırmaklar. Süt ırmakları, bal ırmakları, şarap ırmakları ve su ırmakları. Sağımızda solumuzda eğer yatıyorsak ağzımıza yakın bir bölgede yere yakın, eğer ayaktaysak şöyle ağzımıza yakın bir bölgede akıp duran ırmaklar var. Ve fakihetin kesira, çok çok meyveler. Ya çok çeşitli meyveler ya da adedi çok fazla meyveler. La maktuatin ve la memnu'a. O meyvelerin bir özelliği var. Kesintisiz ve yasaksız. Allah Allah. Kesintisiz. Yani ne demek? Bitti yok, tükendi yok. Mesela şu anda bir Müslümanın bağına gidin. Kardeş iki üzüm salkımı yol gel de yiyelim deyin. Adam ne der size? Ya kardeş bu mevsimde üzüm olmaz. Bir 6 ay beklemek zorundasın. Oho 6 ay bekleyecekmişim. Orada öyle değil. Anında üzüm var. Kışı, yazı bitti, tükendisi yok. La maktuatin kesintisiz ve la memnu'a yasaksız. Yani iki tane yedin, üçüncü artık bitti arkadaş demek de yok. İstediğin kadar yiyebilirsin. Yiyebildiğin kadar yiyebilirsin. Ve furuşin merfu'a, bir de çok yüksek yataklar var onlar için. Çok yüksek döşekler var. Acaba merfu'ah diyor, yüksek diyor Allah. Acaba bu yüksek ifadesiyle şöyle bulutlara doğru merdivenlerle çıkılacak çok yüksekte döşekler, yataklar mı? Yoksa içinde bizi bekleyenlerle yüceltilmiş, değer kazandırılmış, yüksek, derecesi yüksek, içindeki dilberlerle değer kazanmış
yataklar mı, döşekler mi? Her ikisini de anlamak mümkün. İnna enşe'nâhunne inşa, biz onları onlar için yeniden inşa ettik. Allah Allah. Biz onları onlar için yeniden yarattık. Kimi kimin için? Erkekleri kadınları için, kadınlarını da erkekleri için biz öbür tarafta yeniden yarattık, yeniden inşa ettik, yeniden dizayn ettik. Böyle olmayacakmışız. Yeni bir fıtratla, yeni bir fizikle, yeni bir güzellikle, yeni bir boyla, yeni bir bosla Allah bizi cennette yeniden yaratacakmış. Her bir Müslüman orada 45 metre boyunda, 7,5 metre eninde, şu iki omuz arası 7,5 metre, boyda 45 metre, şu kule site gibi öyle düşünün. Ya şöyle olsak o kadar nimet boşa gider ya. İnanın şöyle kedi gibi o kadar huri boşa gider, o kadar nimet boşa gider. O kadar süt ırmakları, bal ırmakları, şarap ırmakları inanın boşa gider. Öyle değil. Allah orada bizi yeniden inşa edecekmiş. Her birerimiz 33 yaşında, İbrahim Aleyhisselam'ın yaşında. Her birerimiz 45 metre boyunda, 7,5 metre eninde. Her birerimiz farklı bir güzellikte. Adam öyle diyormuş. Vallahi dünyada çektim. Öbür tarafta inşallah bu hanımı bana göstermez Allah diyormuş. Öyle değil. Öyle değil. Orada bizim şu andaki hanımlarımız cennet ortamının en güzelleri. Önceki ayetlerde de okumuştum. Cennet ortamının en güzelleri, hurilerin de gılmanların da en güzelleri, güzelin güzeli olanlar bizim dünyada cennet kazanma kavgası vermiş hanımlarımız. Namaz kılan, oruç tutan hanımlarımız. O kadar güzel olacakmış ki onlar orada. Kocalarının gözleri onların yüzlerine takılacakmış. Kocaları gözlerini onların yüzünden ayırıp sağa sola bile bakma imkanı bulamayacakmış. O kadar güzel olacakmış onlar. Hatta burada bir latife anlatılır. Yaşlı bir kadın gelmiş peygamberimize. Ya Resulallah, dua etsen de Allah beni de cennetine koysa. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki sen cennete giremezsin. Yaşlılar cennete giremez, ihtiyarlar cennete giremez deyince latife yapmak istemiş peygamberimiz. Kadın ağlayarak dönmüş. Demişler ki ya Resulallah, kadın ağlayarak gidiyor, çağırın demiş. Çağırmışlar. Demiş ki peygamberimiz, teyzeciğim Allah hayrını versin. Bu halinle cennete giremezsin dedim. Sen gençleşerek cennete gireceksin. Allah biz onları yeniden yarattık diyor. Genç çağına döndürdük diyor. Bebek ölen bir çocuk 33 yaşında, 90 yaşında ölen bir ihtiyar yine 33 yaşında farklı bir boyda, farklı bir fizikte, farklı bir karakterde, farklı bir güzellikte. Fecealnâhunne ebkâra, biz oradaki hanımları da bakireler kıldık. Bakire olacaklarmış. Allah öyle buyurmuş. Allah öyle dilemiş. Fecealnâhunne ebkâra, biz onları bakireler kıldık. Uruben etraba, uruben gözlerini kocalarının gözüne dikmiş, kocalarından başkasına bakmayan, kocalarından başkasından zevk almayan, kocalarından başkasına gözü ve kalbi kaymayan, meyletmeyen tertemiz kadınlar ya da kocalarının sevgilerini, kocalarının ilgilerini üzerlerine çekmiş, adeta kocaları sağa sola bakamıyor, o kadar güzel ki onlar, sadece onların yüzüne bakıyor, etraba turp gibi. Etrab ya turp kelimesinin çoğuludur. Turp gibiymiş onlar. Kocalar da kadınlar da sağlıklı, sıhhatli, taş gibi. Turp gibi deriz ya hani, ya da etraba aynı yaşta diye tercüme etmişler. İşte li ashabil yemin, yemin ashabı içinde bunlar var. Ya Rabbi, inşallah bizi mukarrabuğundan, sabikuğundan eyle. Cennete ilk gireceklerden eyle. Birinci grupta anlatılanlardan eyle. Eğer onlar kadar müttaki olamadıysak bile, onlar kadar salih ameller peşinde olamadıysak bile, onları takip eden, onları izleyen ashab-ı yeminden eyle ya Rabbi bizi diye Rabbimize inşallah dua edelim. Thulletun minel evvelin ve thulletun minel ahirin. Onların bir kısmı öncekilerden, bir kısmı sonrakilerden. Bunlar çoğunlukta olduğu için bakın, öncekilerden çok, sonrakilerden az filan demedi Allah. Önceki toplumlardan da var bunlar. Sonraki toplumlardan da var. Bir üçüncü grup daha varmış. Allah bizi onlardan etmesin. Ve ashabu şimar, şom ağızdılar. Sol ashabı, defterlerine sollarından irdirilenler, solcular. Ma ashabu şimal, yazıklar olsun şu ashabu şimale. Fi semumin ve hamim, onlar insanın içine nüfuz eden bir sıcaklık ve kaynar suyun içindedirler. Allah Allah. Hamim, ya kaynar su demek,
ya da 10.000 derece erimiş bir madenin eriği akar gider ya, yanardağlardan lavlar püskürür de böyle akar gider ya, su gibi, işte onlar onu içecekler, onun içinde olacaklar. Ve zillim min yahmum, simsiyah dumandan, kupkuru dumandan da bir gölgenin içindedir onlar. Allahu Ekber. Yukarıda ne demişti? Cennetlikler için ve zillim memdud demişti. Uzatılmış gölgeler, güzel gölgeler, insanın içine nüfuz etmiş gölgeler demişti. Ama cehennemlikler için diyor ki bir dumandan gölge. Bazen işte sis olur, ne yapacağınızı bilemezsiniz ya. Bunaltıcı bir, buna gölge denmez. Çünkü bakın Allah diyor ki la baridin ve la kerim, ne bir serinlik verir, ne bir soğukluk verir, ne de insanın hoşuna gider. Böyle simsiyah bir dumanın içindedir onlar. İnnehum kanu kable zalike mutrafin, çünkü onlar dünyadayken mütraf idiler. Allah Allah. Mütraf ve mele diye iki kavram var kitabımızda. Mütraf, ekonomik ve siyasal gücün sahipleri. Bakın, onlar dünyadayken şımarık zenginler idi. Ve kanu yusirruna alel hintil azim. Dünyadayken mayın tarlasında geziyormuş gibi büyük günahların üstüne üstüne gidiyordu o hainler. Paralarına güvendikleri için, ekonomik güçlerine, siyasal güçlerine güvendikleri için mayın tarlasında geziyormuş gibi büyük günahların üstüne üstüne gidiyorlardı. Peki büyük günah ne demek, ya da en büyük günah nedir? Arkadaşlar, en büyük günah bir kişinin kendisini yaratıcısına kulluk makamından ya şeytanın, ya tağutların, ya modanın, ya adetlerin, törelerin, ya işte çevrenin, toplumun kulluğuna indirgemesinin adına şirk denir, küfür denir. İşte yeryüzünde en büyük günah budur. Bu hainler böylece küfrün ve şirkin içindelerdi. وَكَانُوا يَقُولُونَ, ve bunlar şöyle diyorlardı dünyada. Çevrenizde böyle diyenleri görürsünüz. اَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَاِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. Yani şimdi biz öldükten sonra, vücutlarımız toprağa karışıp gittikten sonra, hücreler halinde, kemiklerimiz bile çürüyüp gittikten sonra yeniden diriltileceğiz ha? Yani bir diriliş daha var. Hesaba kitaba çekileceğiz öyle mi? Siz onu bizim külahımıza anlatın. Biz böyle bir şeye asla inanmayız. Diyen insanlardı bunlar. Eve abaunel evvelun. Hadi biz dirildik diyelim. Binlerce yıl önce ölmüş gitmiş atalarımız da mı dirilecek? Esameleri bile silinmiş gitmiş, kemikleri bile kalmamış, çürümüş gitmiş. Onlar da mı dirilecek? Diyen kimselerdi onlar dünyada. Allah da diyor ki bakın. Kul, böylelerine de ki ey peygamberim. İnnel evveline vel ahirin. Öncekiler ve sonakiler. Lemecmu'une ila miqati yevmin ma'lum. Belli bir günün bir randevu vaktinde hepiniz Allah'ın huzurunda mahkeme-i kübrada toplanırsınız. Hiç kimsenin kaçması, kurtulması mümkün değil. Herkes dirilecek. Belli bir günün belli bir saatinde, bir kuşluk vaktinde, bir randevu vaktinde hepiniz mahkeme-i kübrada Allah huzurunda toplanacaksınız. Thumma innakum eyyuhaddallunel mukezzibun. Sonra siz ey yalancı sapıklar. Siz ey yalancı sapıklar. La akiluna min şecerin min zakkum. Zakkum ağacından yiyeceksiniz. El mahkum. Zakkum ağacı cennette bir ağaçtır. Taamul esim diyor kitabımızın bir başka suresi, günahkarların yiyeceği. El mahkum, cehennemlikler zakkum ağacından yiyecekler. Şu şimdiki zakkum çiçeği de o filan değil aslında da, o da acı, buradaki de acı olduğu için birbirine benzetmişler. Sonradan bu ismi o çiçeğe vermişler. O filan değil. Farklı bir ağaç cehennemde. Bakın Allah diyor ki فَمَالِعُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. Karınlarınızı onunla doyuracaksınız. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ. Sonra onun üzerine hamim içeceksiniz. Bakın o acı zakkum ağacını yiyince şurada düğümlenip kalacakmış, aşağı inmeyecekmiş de soğuk içecek bir şey arayacakmış kafirler. Hemen hamim içeceklermiş. Hamim de demin söyledim, 10.000 derece erimiş bir madenin akıp giden eriği, onu içecekler. Üstelik nasıl içecekler? Feşaribune şurbel him. Hasta develerin içtikçe susayan, susadıkça içen, ne yaptığını bilmeyen, doyduğunu bir türlü bilmeyen
hasta develerin içişi gibi onlar içtikçe içecekler, içtikçe susayacaklar, susadıkça içecekler. Tıpkı deniz suyu içen insan gibi. İçtikçe susar, susadıkça içer. Ya da ne yaptığını bilmeyen, doymasını bilmeyen hasta develer gibi içtikçe içecekler. Ya Rabbi sen bizi koru. Hâzâ nuzuluhum yevmeddin. İşte din günü, kıyamet günü bunların ağırlanması da böyledir. Nahnu halaknâkum. Sizi biz yarattık. Felevlâ tusaddikun. Tasdik etmeli değil miydiniz? Vücutunuz bizden, eliniz, ayağınız, gözünüz, kulağınız bizden, hayatınız bizden. O zaman bizi tasdik etmeli, bize iman etmeli değil miydiniz? Dedikten sonra, bakın Rabbimiz bundan sonra bize sorular soracak. Bizi vicdanlarımızla hesaplaşmaya çağıracak. Her bir sorunun cevabını bizden isteyecek. Bakın ilk soru şöyle. Eferra'eytum ma tumnun. Şu rahimlere döktüğünüz meniyi, rahimlere ektiğiniz spermayı bir düşünmez misiniz? E entum tahlukunehu em nahnul halikum. O çocuğu orada siz mi yaratıyor yoksa biz mi yaratıyoruz? Bakın Allah bir soru sordu. Şu rahimlere ektiklerinizi bir düşünün. O spermaları, o menileri bir düşünün. Orada o çocuğu yaratan siz misiniz yoksa biz miyiz? Allah için söyleyin. Bizim ne müdahalemiz oluyor orada? Orada rahimlerde neler olup bitiyor? O 9 ay içinde o çocuk nasıl şekilleniyor? O çocuk nasıl inşa ediliyor? Hiç haberimiz bile yok. İsterseniz biz yaratıyoruz deyin. O zaman bakın şu soruya nasıl cevap vereceksiniz? İsterseniz deyin ki beni ben yarattım. Beni Allah yaratmadı. Beni ben yarattım deyin. O zaman şu sorunun cevabını verin bakalım. Nahnu kaddarna beynekumul mevte. Aranızda hayatı takdir ettiğimiz gibi bir de ölüm yasasını biz koyduk. Ölüm yasasını da koyan biziz. Hadi bakalım ölmemeyi bir becerin bakalım. Ölüme bir çözüm bulun. Eğer bu hayat sizdense, sizi siz yarattıysanız, sizi Allah yaratmadıysa, hadi bakalım hayat sizdense o hayatı korumayı bir becerin. Ölmemeyi bir becerin bakalım. Buyurun. İşte bir ölüm yasasıyla karşı karşıyasınız. Nasıl ki ölüm yasasının mahkumuysanız, hayatınız da benden, ölümünüz de benden. Boşuna itiraz etmeyin. وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ اَنْ نُبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ Sizin metellerinizi, şekillerinizi, kılıklarınızı değiştirmek istesek ve نُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ Bilmediğiniz, hiç bilmediğiniz bir biçimde sizi yaratmayı dileseydik hiçbiriniz bizim önümüze geçemezdiniz. Hiçbiriniz buna engel olamazdınız. Öyle değil mi? Allah bizi insan değil de bir tavuk olarak yaratsaydı ne yapabilirdik? İtiraz edebilir miydiniz? İşte milyarlarca tavuk var yeryüzünde. İtiraz etsinler bakalım. Ya Rabbi bizi niye tavuk yarattın da insan yaratmadın diye kaç para ifade eder bu itirazları? Allah bizi de bir tavuk gibi yaratabilir. Ya da yediğiniz bir salkım üzüm şeklinde de yaratabilirdi. Hiçbirimizin itiraz hakkı olmazdı. Elhamdülillah. Allah bizi insan yaratmış. Elhamdülillah. Allah bizi mümin yapmış. Bize hidayetini ulaştırmış. Bizim için iman yolunu açmış. Ne kadar da şükretsek azdır. Bir soru daha geliyor bakın. Eferra'aytum ma tahrusun. Bir de şu toprağa ekip diktiğinizi bir düşünün. Toprağın altına attığınız tohumları bir düşünün. E entum tezra'unehu em nahnu zari'un. Onu orada bitiren siz misiniz yoksa biz miyiz? O ürünleri, o buğdayları, o arpaları, o ürünleri bitiren siz misiniz yoksa biz miyiz? Allah için söyleyeyim. Toprağın altına tohumu attıktan sonra eve çekip gitmiyor muyuz? Tarlanın başında bekliyor muyuz? O filizlensin diye, canlansın diye, ruşeğin başını çıkarsın diye orada biz miyiz? Yani bu işe müdahale eden biz miyiz? Hayır hayır ya, hiç haberimiz bile olmuyor. O tarlanın altında neler olup bitiyor? O tohum nasıl çimleniyor? Nasıl filizleniyor? Nasıl başak çıkarıyor? Hiç haberimiz bile yok. Bakın Allah soruyor. Siz mi yetiştiriyorsunuz onları, biz mi? Eğer biz yetiştiriyoruz derseniz o zaman şu sorunun cevabını verin. Lev neşa'u, eğer biz isteseydik, lece'alnahu hutamen, o sizin attığınız tohumu çör çöpe çevirirdik, çürütürdük, kupkuru bir samana çevirirdik. Fazzaltum tefekkehun, ellerinizi ovuşturarak kala kalırdınız ve şöyle derdiniz. Eyvah, lemugramun. Biz gerçekten çok da masraf etmiştik. Tohum da atmıştık. Büyük ümitler bağlamıştık. Ama bel nahnu mahrumun. Bilakis biz mahrum edilmişiz. Tohumu bile alamadık.
emeğimizi bile alamadık. İçinizde reşberlik yapanlar var mı bilmem. Ben köyde dünyaya geldim. Çocukluğum köyde geçti. Bilirim, az biraz bilirim. Öyle yıl olurdu ki yağmur yağmazdı. Attığımız tohum toprağın altında çürür giderdi, çıkmazdı. Tohumu bile alamazdık, masrafı bile alamazdık. El ovuşturmanın dışında eyvah çok da masraf ettik demenin dışında elimizden hiçbir şey gelmez. Bazen de çok yağmur yağardı, çürürdü ürünler. Topraktan bir şey kaldıramazdınız, tohumu bile alamazdınız. Bakın Allah diyor ki siz mi bitiriyorsunuz onları yoksa biz mi? Bir soru daha. اَفَرَعَيْتُمُ الْمَاَ الَّذ۪ي تَشْرَبُونَ Şu içtiğiniz su üstünde bir düşünün. İçiyorsunuz, su, bir düşünün. Tatbikini de bizzat, bismillah, görelim inşallah. Bakın Allah diyor ki, şu içtiğiniz suları bir düşünün. اَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ Bulutlardan onu indiren siz misiniz? اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ Yoksa indiren biz miyiz? Söyleyin Allah aşkına. Tüm dünya insanlığı toplansa, cinleri de yardıma çağırsanız, gökten iki damla yağmur indirebilirler mi? Hayır, hayır. Hayır, hayır. Allah izin vermedikçe hiç kimsenin buna gücü yetmez. Eğer gücümüz yeter derseniz, o zaman şuna cevap verin. Lev neşa'u biz isteseydik, cealnahu ucaca. O suyu acı yapardık, zehir gibi. Şu anda içtiğiniz şekilde değil de acı yapardık, zehir gibi. Felevla teşkurun. Öyleyse hala şükretmeyecek misiniz? Söyleyin Allah aşkına. Bu suların tümünü Allah zehir gibi acı yapsa ne yaparız? Yapacak bir şeyimiz yok ki ya. Allah indiriyor. Tatlı bir biçimde, içilecek bir biçimde ve biz de içiyoruz. İçtiğimiz önümüzde, içmediğimiz ardımızda. Bir nimetle karşı karşıyayız. Felevla teşkurun. Hala şükretmeyecek misin? Şükür neydi? Bir nimeti kullandıktan sonra oluşan enerjiyle namaza doğrulmak. Allah'a kulluğa doğrulmak. İçtiniz, bismillah. Sizde bir enerji oluştu, bir güç oluştu. Onunla namaza doğrulabiliyorsanız işte onun şükrünü eda ettiniz. Yediniz, belinizi doğrultacak kadar bir güç oluştu. Onunla oruca yöneldiyseniz, onunla Allah'a kulluğa yöneldiyseniz işte o nimetin şükrü. Ya da bir nimeti kullanırken o nimetin sahibini gündeme aldınız mı? Bismillah. Elhamdülillah. Ben ne yaptım? O nimeti kullanırken sahibini gündeme aldım. Ya da bir nimetten istifade ettikten sonra o nimeti kulluğa dönüştürmek şükürdür. Allah bizden şükür istiyor. Bir soru daha geliyor bakın. اَفَرَّاَيْتُمُ النَّارَ اللَّتِي تُورُمْ Şu yaktığınız ateşi de bir düşünün. Ateş üstünde bir düşünün. اَاَنْتُمْ اَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا Onun ağacını yaratan siz misiniz? اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِعُونَ Yoksa yaratan biz miyiz? Allah Allah. Ateşin ağacını yaratan siz misiniz yoksa biz mi? İşte ateş. Bakın. Allahu Ekber. Yaktım elimi, yakmadı ama ateş işte. Yaktığınız zaman ateşe dönüşür ama şu anda elimizi, ayağımızı falan yaktığı yok. Ateş, bu ateş. Hatta bu da ateş. Biliyorsunuz suyun içinde iki hidrojen, bir oksijen atomu var. H2O, suyun molekülü. Su, yanıcı ve yakıcı iki gaz var. Kıyamet günü diyor. Kitabımızın bir başka suresi ve izel biharu fujirat denizler yanmaya başladığı zaman alev alev nasıl ya birisi oksijen diğeri hidrojen ikisi de yanıcı ve yakıcı gaz şu anda güneşte helyum gazı hidrojen gazı yanıyor bitmeden tükenmeden bu da ateş bu da ateş ben içiyorum ama ateş mi içiyorum hayır hatta ateşi bununla söndürüyorum ben peki ateş ne kim tanımlayabilir bana ateşi Ateş demişler maddenin enerjiye dönüşümü. Peki madde ne? Enerji ne? Kim yarattı? Ben söyleyeyim. Ateş ne bilir misiniz? Ateş bir Allah ayeti. Allah'ı işaret eden bir işaret parmağı. Ateş bir işaret parmağıdır. Allah'ı gösteren bir işaret parmağıdır. Başka değil. Başka bunun tanımı yoktur. İşte bakın. Allah da diyor ki Nahnu cealnaha tezkireten. İşte biz onu bir işaret parmağı yaptık. Ve meta'an lil mukvin bir de yolcular için bir azık yaptık. Yola çıktınız, yoldasınız, ya üşüdünüz, ateşe muhtaçsınız, yakacaksınız. Acıktınız, pişirecekseniz ateş yakmak zorundasınız. Ya ateşsiz bir hayat düşünülmez. Bir nimet ki Allah size sunuvermiş, bakın onun sorgulamasını yapıyor. Siz mi yaratıyorsunuz onu yoksa ben mi? Sonra Allah diyor ki, فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ Öyleyse ey peygamberim ve ey Müslüman,
Rabbinin azim olan ismini tesbih et. İşte bu ayet sebebiyle rükularımızda, namazlarımızın rükularında Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim diyoruz ya, işte Fesebbih Bismi Rabbikel Azim emrinin gereği olarak bunu yapıyoruz. Fela uksimu bi mevaki'in nucum. Şu yıldızların yerlerine yemin olsun ki, yıldızların konumlarına, makamlarına yemin olsun ki, ve innehu leqasemun lev ta'lemuna azim. Bir bilseniz diyor Allah, bu ne büyük bir yemin. Nereden bilelim ya Rabbi biz? Şu ifadeye bakın. Önce dedi ki yıldızların yerine, yıldızların konumuna, yıldızların makamına yemin olsun ki dedi Rabbimiz. Sonra da dedi ki bir bilseniz bu ne büyük bir yemin. Ya insanın aklı mantığı almaz ki. Gökyüzünde, yeryüzündeki kum tanesinden çok daha fazla yıldız var. Dünyamızdan milyon kere daha büyük yıldızlar var. Ve o yıldızların kimilerinin ışığı henüz dünyamıza ulaşmamış. İnsanın aklı mantığı duruyor. Sadece saman yolundaki yıldızları tespit etmeye kalkırsanız trilyarlarla rakamlar filan yetmez. İşte bakın Allah o yıldızlara yemin etti. Ama sonunda dedi ki bir bilseniz bu ne büyük bir yemin. Bilmeyiz ya Rabbi. Biz gökyüzünü Allah bilgisiyle tanırız. Biz yeryüzünü Allah bilgisiyle biliriz. Biz hayatı Allah bilgisiyle yorumlarız. Biz ölümü Allah bilgisiyle yorumlarız. Biz ölüm sonrası bizi bekleyen hayatı Allah bilgisiyle yorumlarız. Biz cenneti Allah bilgisiyle biliriz. Biz cehennemi Allah bilgisiyle biliriz. Biz namazı, biz orucu, biz hukuku, biz eğitimi, biz kılık kıyafeti, biz sosyal ve siyasal yapılanmayı, biz hayatın tümünü Allah bilgisiyle biliriz. Allah bildirmese biz gökyüzünü nereden bileceğiz, yeryüzünü nereden bileceğiz? Meleklerin çok hoş bir sözü vardı. Ya Rabbi, biz ancak senin bildirdiğin kadarını biliriz diyorlardı ya. Bu bir edepti, bize öğretilen bir edepti. İnşallah sürekli biz de aynı şeyi söyleyelim. Sonra bakın Rabbimiz şöyle buyurdu. İnnehu le Kur'anun kerim. Muhakkak ki bu Kur'an-ı Kerim'dir. Kerim çok yüce, çok şerefli ya da ikram edilmiş. Allah'ın yeryüzündeki kullarına en büyük ikramı olan bir Kur'an'dır bu. Kur'an Allah'ın yeryüzü insanlığına en büyük ikramıdır. Çünkü Allah bizi yeryüzünde ne yapacağını bilmez, bocalar bir vaziyette bırakmamış da Allah bize kendi bilgisinden tenezzül buyurup bize aktarımda bulunmuş. İşte bilgisinin tamamı değil bu Kur'an ama bize lazım olacak kadar Allah bize kendi bilgisinden aktarımda bulunmuş. İşte Kur'an budur. Fi kitabin meknun, bu korunmuş bir kitaptadır. Yani levh-u mahfuzdandır. Bu Kur'an Allah'ın korunmuş bir kitap dediği levh-u mahfuzdan inmektedir. La yemessuhu illel mudahharun ve ona da ancak temizler eldeyebilir. Peki neye? Arapçada bir kaide var. Bir cümle kendisine en yakın cümleye atfedilir. Kendisine en yakın cümle hangisi? Fi kitabin meknun. Levh-u mahfuz. Öyleyse la yemessuhu illel mudahharun, buna ancak temizler eldeyebilir. Neye? Levh-u mahfuza. Pisler, necisler, cinler, şeytanlar asla oradan bilgi çalamazlar. Asla oraya müdahale edemezler. Oraya ancak melekler girebilir. Oradaki bilgiyi ancak Allah'ın izin verdiği tertemiz melekler yeryüzüne indirebilir. Cinler ve şeytanlar oraya asla el değemezler. İşte ona ancak temizler el değebilir ayetinin birinci manası budur. Neymiş el değilmeyecek yer? Levh-u mahfuz. Kur'an değil bakın. Birinci anlayış bu. İki, buradaki la yemessuhu'daki hu zamiri bir önceki cümleye atfedilirse innehu le Kur'anun kerim dedi ya Allah. Bu kerim bir kitaptır. Ya da Allah'ın kullarına ikramı, en büyük ikramı olan bir Kur'an'dır dedi ya. Öyleyse buradaki ona ancak temizler el değebilir ifadesindeki ondan kasıt Kur'an'dır. Peki temizler kim? Temizler de müminlerdir. Kafirler ve müşrikler necistir. İnnemel müşrikune necesün. Müşrikler pistir, necistir. Bu kitaba onlar asla el değemezler. Bu kitabı onlar asla ellerine alamazlar.
Bu kitabı ancak temizler eldeyebilir. Yani müminler eldeyebilir. Ayetin ikinci manası bu. Bakın burada abdest, gusül, buna el değme geçmedi. Bu iki anlamı anladınız değil mi? Bir üçüncü anlamı, buna ancak temizler eldeyebilir ifadesindeki üçüncü anlam, hayızlı, nifaslı ve de cünüp olmayanlar eldeyebilir. Bakın abdest yine yok. Bu üçüncü anlamda da abdest yok. Buna ancak hayızdan, nifastan, cünüplükten temizlenmiş olanlar eldeyebilir. Üçüncü anlamı. Dördüncü anlamı, bu Kur'an'a ancak abdestli olanlar eldeyebilir. Anladınız mı? Kur'an'ın neresine? Şu yazılarına. Şuralarını abdestsiz ele almakta, şurada kılıf var bakın, cilt var. Buraya şöyle alıp okumakta bir sakınca yok. Şu yazılarına el değmek doğru değil. Abdestsiz el değemez derken şu yazılar kastediliyor. Değilse şuradan kılıfından tutup okuyabilirsiniz. Abdestsiz de okuyabilirsiniz. Çünkü abdestsiz de Kur'an okunabilir. Peygamber Efendimiz sabahleyin uyanınca ilk defa besmele çekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele de Kur'an'dan bir ayettir. Henüz abdest falan almadan uyanır uyanmaz besmeleyi çektiğine göre Peygamberimiz, besmele de Kur'an'dan bir ayet olduğuna göre demek ki abdestsiz Kur'an'dan bir ayet okunabilir. El değme konusunda problem var. Okuma konusunda değil. El değerken de şu yazılara el değilmez. Bunun dördünü birlikte anlasak da abdestsiz elimize almasak tamam güzeldir. Abdesti elinize alın. Abdesti okuyun. Abdesti el deyin ama yiğit sevdiğinden soğur görülmeyi görülmeyi. Yani efendim soğuk abdest alamam. Şu anda mümkün değil. Almam imkansız filan derken Kur'an'ı elinize alamayacaksanız, soğuyacaksanız öteki fetvalarla amel edip, öteki anlayışlarla amel edip o halde de okuyabilirsiniz, elinize alabilirsiniz demek zorundayız. Çünkü Kur'an'a saygı onu okumaktır. Tenzilun min Rabbil alemin. Bu kitap alemlerin Rabbi olan Allah'ın indirmesidir. Bu kitabın indirilişi konusunda Muhammed Aleyhisselam'ın bire bir dahli, bir müdahalesi olmamıştır. Bir etkisi ve yetkisi olmamıştır. Bu kitabı alemlerin Rabbi olan Allah indirmiştir. Efe bihâzel hadîfi entüm mudhinun. Siz bu sözü küçük, düşük, basit mi görüyorsunuz? Bu sözü yani Allah sözünü değersiz mi görüyorsunuz? Ve tecaalûne rızgakum ennekum tükezibûn. Rızkınızı yalanlamaya mı kalkıyorsunuz? Allah Allah. Şu ifadeye bakın. Rızkınıza nötr bir tavır mı takınıyorsunuz? Bu sizin en büyük rızkınız. Bakın Müslümanların rızkı Kur'an'dır. Şu kitap inmeseydi diğer rızıkların hiçbirisinden istifade edemeyecektik. Bakın tüm nimetlere biz bu kitapla ulaştık. Öyleyse bu kitap bizim rızkımız. En baş rızkımız bu kitaptır. Rızkınıza karşı niye nötr davranıyorsunuz? Rızkınızı niye elinize almak istemiyorsunuz? Rızkınızdan niye uzak bir hayat yaşıyorsunuz? Kur'an'ı kapatıp niye bir hayat yaşıyorsunuz? Rızkına karşı böyle yalanlayan bir insan olur mu ya? Rızkına karşı, kendi rızkına karşı, öz rızkına karşı böyle nötr davranan bir insan olur mu diyor Allah. Felevle ize belagatil hulkum. Ama siz bilirsiniz. Bir kişinin, ölmek üzere olan bir kişinin canı hulkuma, canı boğaza geldiği zaman ve entum hine izin tenzurun. Siz o anda bakarsınız, gözünüzün önünde bir akrabanız gidiyor. Babanız, anneniz, nineniz ya da neyse dedeniz, teyzeniz birileri gidiyor gözünüzün önünde. Siz bakıp duruyorsunuz. Nahnu akrabu ileyhi minkum velakin la tubsurun. O anda ona biz sizden daha yakınız ama siz görmezsiniz, göremezsiniz. Allah diyor, o anda o ölmek üzere olan kişiye biz sizden daha yakınız. Allah kula bizden daha yakın. Allah bize bizden daha yakın. Allah bana şah damarımdan daha yakın. Allah bana benden daha yakın. Allah bana herkesten, Allah bize herkesten daha yakın. Bakın, ölen bir adamın ölüm esnasını anlatıyor Rabbimiz. Siz görüyorsunuz, göz göre göre adam ölüp gidiyor, akrabanız. Can ciğer dostunuz gidiyor. Peki, فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَد۪ينِينَ Eğer dirilmeyeceğinizi, hesaba çekilmeyeceğinizi iddia ediyorsanız, eğer tanrılığınızı iddia ediyorsanız, ben güçlüyüm filan diyorsanız, o zaman haydi terci'ûneha in kuntum sadıkîn, ölmek üzere olan o akrabanızı geri çevirin bakalım, eğer gücünüz yetiyorsa, sadıksanız, bu sözünüzde gerçekten sadakat sahibiyseniz,
Haydi ölmek üzere olan o kişiyi bir geri çevirin. Ölümüne engel olun. Ruhunun çıkıp gitmesine engel olun. Hayır hayır. Kimsenin buna engel olması mümkün değil. Feemma in kane minel mukarrabin. Eğer ölmek üzere olan o kişi mukarrabindense, demin sözünü etti ya Rabbimiz, birinci sınıfta olanlar, yani en önde olanlar, öncüler, Allah'a iman konusunda en önde olanlar ya da cennete ilk defa girecek olanlar, onlara mukarrabin demişti ya Allah. Eğer o ölmek üzere olan kişi mukarrabinden ise ferahun, bir rahat var, ve rayhanun, bir güzellik var onun için, ve cennetu naim, ve naim cennetlerine gidiyor. Hiç üzülmeyin. O gerçekten güzel bir ölümle ölüyor. Güzel bir makama gidiyor. Güzel bir hayat yaşadı. Allah onu güzelce bir cennette karşılayacak. Ama ve in kane min ashabil yemin. Eğer o ölmek üzere olan kişi, ta başta üç gruptan söz etti ya Rabbimiz, en sonunu onunla bitiriyor bakın. Eğer ashabu yemindense, yani yümün ashabından, bereket ashabından, yani defterini sağından alan, yani amel defterine sağından irdirilen sağcılardan ise, o Müslümanlardan ise, feselamun leke min ashabil yemin, ashab-ı yeminden sana selam olsun ey peygamber. Ya da ashab-ı yemine selam olsun. Onlar da değerliler. Mesela sahabe-i kiram efendilerimize göre biz onlar kadar müttaki olamadık. Tabi'in efendilerimize göre biz onlar kadar güzel salih ameller işleyemedik ama biz de onların yolunda olma kavgası veriyoruz ya. Biz de onları izleme kavgası veriyoruz ya. İnşallah Rabbim bizi ashab-ı yeminden kılsın. Ama ve in kana minel mukezzibin dallin. Eğer o ölen kişi sapık yalancılardansa, yani Allah'ı yalanlamış, Allah'ın dinini yalanlamış, Allah'ın kitabını yalanlamış, Allah'ın elçisini yalanlamış. Yalanlamanın ne olduğunu daha önceki derslerimizde söylemiştim. Diliyle inandım dediği halde hayatıyla yalanlamışsa, şöyle bir örnek vermiştim. Dışarıdan içeriye en son giren farz edin ki ben olsam, dışarıda da şiddet bir soğuk olsa, desem ki içinizden birisi dışarıya çıkmak üzereyken, kardeş dışarı mı çıkıyorsun? Evet, aman dikkat et, müthiş bir fırtına var, pardüsünü giymeden çıkma desem, adam benim dediğimi anlasa, kabullense, doğru dese, soğuk dese, pardüsü dese, ama buna rağmen pardüsünü giymeden dışarıya çıkmaya kalkışsa, işte bu yalan saymaktır. Yalan saymak bu. Adam inanıyor ama inandığının tam tersini yapıyorsa işte bu yalan saymaktır. Namaza inanıyor, kılmıyor. Oruca inanıyor. Farz efendim diyor. Tutmak lazım, yapmak lazım, etmek lazım, kılmak lazım. E buyur canım, birileri yapsın. Biz bu işin edebiyatıyla meşgulüz diyor. Amelini gündeme getirmiyorsa işte bu yalan saymaktır. Bakın Allah diyor ki eğer o yalancı zalimlerden ise, sapıklardan ise, yolunu kaybedenlerden ise, Allah'ın dinini kaybedenlerden ise fen nüzulun min hamim, onlar için hamimden bir ağırlanma var. Demin de söyledim, hamim ya kaynar su demektir ya da 10.000 derece erimiş bir madenin akıp giden eriği demektir. Onlar için hamim var. Ve tasliyetu cahim, bir de cehenneme yaslanma, cehenneme sallanma var. İnne hâzâ lehuve hakkul yakîn. Bu gerçekten yakîn bir gerçektir. Bu Kur'an yakîn bir gerçektir. Yani Allah'ın bu ayetlerine %100'den de kesin bir gerçek olarak iman etmek zorundasınız. Fesebbih bismi rabbikel azîm, ve Rabbinin azim olan ismini tesbih et. Subhane rabbiyel azîm, Subhane rabbiyel azîm, Subhane Rabbiyel Azim de. Allah'ın ismini tesbih edeceğiz. Allah'ın zatını tesbih etmemiz mümkün değil. Zatını bilmeyiz. Biz sadece Allah'ı isimleriyle, Allah'ı sıfatlarıyla tanırız. Zatının künhünü anlamamız mümkün değil. Rabbimizin en güzel isimlerini tesbih edeceğiz. Ya Alim diyeceğiz. Ya Hayyu Ya Kayyum diyeceğiz. Ya Fettah diyeceğiz. Ya Gaffar diyeceğiz. Ya Settar diyeceğiz. Böylece
Rabbimizin yüce isimlerini tesbih edeceğiz. Bir sure daha, Vakıa suresi de bitti. Allah izin verirse önümüzdeki hafta sıradaki sureyle karşı karşıya gelmek üzere. Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.